Merhaba arkadaşlar, Adek kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle rasyonel yayınlarının AYT 3 denemesinin coğrafya 1. kısım sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Karbon döngüsüyle ilgili aşağıda bir paragraf verilmiştir. Buna göre paragraftaki numaralı cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir diye soruyor. Birinci cümlemiz, bitkiler fotosentezle atmosferdeki karbondioksidi kullanarak besin ve oksijen üretir. Doğru bir cümle arkadaşlar. 2'de karalarda yaşayan canlılar solunum ile atmosferden aldığı oksijeni karbondioksit olarak geri verir diyor. Doğru bir cümle arkadaşlar yine. 3'te canlıların yapısında bulunan karbonun bir kısmı litosferde petrol ve kömür olarak depolanır. Evet, yine doğru bir cümle arkadaşlar. 4'te bu yakıtların yanması sonucu karbondioksit atmosfere karışır. Evet, kömür ve lignitin yanması sonucu atmosfere çok fazla karbondioksit karışmakta. 5. cümlemize bakalım. Karbondioksit kireç taşının suda çözünmesiyle deniz ve okyanus kütüplerinde depolanır diyor. Arkadaşlar normalde kireç suda çözünen bir mineral değildir. Fakat suyun yapısına çeşitli yollarla karbondioksitin karışması neticesinde bu karbondioksit kirecin suda çözünmesine neden oluyor. Suda çözünen kireç deniz ve okyanus kütüplerinde ya da işte belli yerlerde birikiyor. Kalkir olarak. Fakat suyun yapısındaki karbon bu kirece karışmayıp suyla akmaya devam ediyor. Dolayısıyla kireç taşının çözünmesiyle deniz okyanus tabanlarında karbondioksit değil kalker birikir arkadaşlar. O yüzden yanlış cevabımız 5. cümlemizdir. Sorumuzun cevabı da E seçeneğidir. 36. sorudayız. X şehrinin rüzgar frekans gülü yukarıda gibidir. Buna göre X şehrinin içerisinde kurulacak bir termik santral şehrin hangi yönünde kurulursa bacadan çıkan gazlar şehri daha fazla etkiler demiş. Yani şehri etkisi altına alır diye soruyor arkadaşlar. Rüzgar frekans gülüne baktığımızda rüzgarın daha çok kuzey batıdan estiğini görüyoruz arkadaşlar şöyle. O yüzden yerleşim alanını biz şöyle şuraya kurarsak arkadaşlar, buraya kuracağımız yani şehrin kuzey batısına kuracağımız bir termik santralden çıkan baca dumanı arkadaşlar, buradan rüzgar esmesiyle bu şehre doğru bu dumanı getirir ve şehir bu dumandan çok fazla etkilenir. O yüzden biz bu termik santrali şehrin kuzey batısına kurarsak şehri daha çok baca dumanı altında bırakmış oluruz. O yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Geldim 37. soruma. Geçmişten günümüze kıta ve okyanusların konumsal öneminin değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur diye soruyor. A'da iklim özellikleri. İklim özellikleri arkadaşlar daha çok bir bölgedeki bitki ve hayvanların dağılışını etkileyen bir faktördür. O yüzden bu olamaz diye düşünüyorum. Diğerlerine de bakalım. B'de siyasi gelişmeler. Evet, siyasi gelişmelerle belli bölgelerin önemi artarken bazı bölgelerin önemi azalmaktadır. O yüzden bu olabilir arkadaşlar. C'de ulaşımdaki gelişmeler. Evet, yine ulaşımda bazı bölgelerde ulaşım ağının gelişmesiyle o bölgelerin önemi artarken bazı bölgelerde de ulaşım ağının aynı kalması ya da gelişmemesi üzerine o bölgelerin önemi azalır. O yüzden bu da olabilir arkadaşlar. D'de coğrafi keşifler. Evet, coğrafi keşifler arkadaşlar tarih boyunca bazı bölgelerin bazen önemini yitirirken bazen önemini artmasına sebep olmuştur. Mesela Ümit Burnu'nun keşfiyle ipek ve baharat yollarının, dolayısıyla ipek ve baharat yollarının geçtiği bölgelerin önemi azalırken daha sonra Süveyş kanalının açılmasıyla tekrardan Akdeniz ticaretinin önemi artmıştır arkadaşlar. O yüzden coğrafi keşifler de tarih boyunca bazı bölgelerin önemini kazanmasında etkili olmuştur. E'de teknolojik yenilikler. Evet arkadaşlar, teknolojik yeniliklerle artık bazı bölgelerin özellikle teknoloji anlamında dünyanın geleceğine yön vermesi bakımından önemi artmaktadır. O yüzden E seçeneği de olabilir. A'da iklim özellikleri olmaz. Çünkü arkadaşlar iklim özellikleri daha çok bir bölgedeki bitki ve hayvan dağılışıyla ilgilidir. O iklim özellikleri bölgenin önemini artırır veya azaltmaz. Sorumuzun cevabı bu yüzden A seçeneği olması gerekiyor. Geldik 38. sorumuza. Harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılmaktadır diyor. Doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanan ülkeler ya da bölgeler gelişmiş bölgelerdir. Yani gelişmiş ülkelerdir. Bilim, teknoloji bakımından gelişmiş ülkelerdir. Az bir ürünle daha çok verim elde ederler. Az doğal kaynak kullanarak ondan maksimum verimi elde etmeye çalışırlar. Buralara baktığımızda en gelişmiş bölgemizin Amerika'nın doğusu olduğunu görüyoruz. Yani ABD'nin olduğunu görüyoruz. ABD az bir doğal kaynak kullanarak ondan maksimum verim elde etmeyi amaçlar. Bunu bilimi, teknoloji sayesinde gerçekleştirir. O yüzden sorumuzun cevabı
C seçeneği olması gerekiyor. Yine diğer bölgelere baktığımızda arkadaşlar şurası Brezilya. Brezilya ABD kadar gelişmiş bir ülke olmadığı için doğal kaynakların verimli kullanılmasında etkili değildi çok fazla. Burası arkadaşlar Afrika'nın kuzeybatısının gelişmemiş bir bölge olduğu için kaynakların verimli kullanılmasında çok etkili değildir. Şurası arkadaşlar Bangladeş. Bangladeş de gelişmiş bir ülke olmadığı için doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanamamaktadır. İkinci bölgemiz de gelişmiş olmadığı için kaynaklarını etkin bir şekilde kullanamaz. Burada ABD arkadaşlar bilimi, teknoloji sayesinde doğal kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. Az bir kaynaktan maksimum verim elde etmeyi hedefler ve sürdürülebilir kullanmayı amaçlar arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı C seçeneği olması gerekiyordu. Geldik 39. sorumuza. Geri dönüşüm atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir ham madde özelliği kazanmasıdır diyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir? Enerji tasarrufu sağlar. Evet arkadaşlar, tekrardan bir kaynak kullanmadığı için ne yapar? Hazır olan kaynağı tekrar dönüştürür ve bu sayede enerji tasarrufu sağlar. Doğal kaynaklar korunur. Evet, bir ürün üretmek için yeni doğal kaynak kullanılmadığı için var olan kaynağın tekrar dönüşümle tekrar kullanıldığı için doğal kaynaklar korunur arkadaşlar. C'de ekonomiye katkı sağlar. Evet arkadaşlar, bir ürünü tekrar kullanmakla beraber ne yapacak? Hem kaynakları sürdürülebilir olarak kullanmış olacak hem de bununla beraber ekonomisini kalkındıracak. Çünkü yeni kaynakları kullanmayıp belki o kaynakları değerlendirip dış pazara satacak arkadaşlar. Bu yüzden de ekonomisini güçlendirecek. C'yi de alabiliriz o yüzden. Çevre sorunları artar diyor. Hayır arkadaşlar, geri dönüşümde çevre sorunları azalır, artmaz. O yüzden yanlış olan şıkkımız D seçeneği olması gerekiyor. Yine biyoçeşitlilik korunur çünkü doğal çevreyi çok fazla tahrip etmeyeceğimiz için geri dönüşümle yine doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği korumuş olacağız arkadaşlar. E de doğruydu. Sorumuzun cevabı D seçeneği olması gerekiyordu. 40. sorudayız. Diyor ki buna göre Şeyman'ın projesinde aşağıda verilen illerden hangisiyle ilgili çalışma yapmasına gerek yoktur diyor. Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili araştırma yapan 12. sınıf öğrencisi Şeyma, projede yer alan iller ile ilgili araştırma yapmak istemiş ve bu illerle ilgili bilgiler toplamaya başlamıştır. Hangisiyle ilgili bilgi toplamasına gerek yoktur? Tabii ki de arkadaşlar burada Van ile ilgili bilgi toplamasına gerek yoktur. Çünkü Van DAP projesi kapsamındadır. DAP bölgesindedir. O yüzden sorumuzun cevabı E seçeneği olması gerekiyor. Kilis, Şırnak, Mardin, Batman ile Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan şehirlerdir. Sorumuzun cevabı da E seçeneği olarak gelmiştir arkadaşlar. Böylelikle rasyonel yayınlarının yapmış olduğu ayeti üçlemesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.